Mekke'de mağaza açan Ardahanlı Ermeni bugün yazımı yazmaya hazırlandığım sırada çok da ilgi alanım olmadığından takıldığım bir konu için aradığım Ardahan eski cami imamlarından Ahmet Ballı Hoca ile sohbet ederken, Hz. Musa ve Yuşa, başlığı koymayı düşündüğüm yazımın başlığının değiştiğini görüyordum. Çünkü rahatsızlığı dolayısıyla Erzurum'da geçirdiği operasyon ardından daha yeni evine geldiğini de öğrenip, sağlığı için dua ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunduğum Ahmet Ballı'ya sorduğum Yuşa'nın peygamber olmadığı ama asıl peygamber olan Musa'yı kopyalamaya çalışan dini bilgilerle dolu bir insan olduğunu anlatırken ben de bir yandan her iki ismi Musa ile Yuşa'nın benzerliklerini gördüğüm araştırmama devam ediyordum. Bin yıldan fazladır Arap ve Filistinlilerle savaşan İsrail ullarının peygamberi olan Musa peygamberin asasıyla Arap dünyasının etrafını sardığı Kızıldeniz'i yarıp, Ordusunu boğdurduğu Firavun'la mücadelesini bir kez daha okurken Beykoz'da bulunan mezarını ziyaretim ardından ayrıldıktan sonra hakkında ele aldığım bir yazı ile aklıma Yuşa geldi. Musa'yı kopyalamaya çalıştığı ve Ahmet Ballı'nın peygamber olmadığını belirttiği Yuşa'nın da bugün Kanrevan içinde olan bölgede bulunan Ürdün Nehri'ni ordusu için ikiye ayırttığı rivayetlerine rastlıyor Ahmet Hoca'nın. Musa peygambere özenen, yolunda gitmek isteyen kopyalamaya çalışan bir insan olduğu tezi doğrulanırken ve ikisinin de İsrailoğullarının dini liderleri olduğu ve Yahudi nesli için mücadele ettiklerini de anlıyordum. Ahmet Hoca'ya sorduğum sorularda şu an karavan içinde olan toprakların Filistinlilerin toprağı olmadığını ve İsrailoğullarının asıl topraklarının olduğunu bir kez daha teyit ederken, İslam dünyasının kıblesi olarak ilan ettiği Mescid-i Aksa'nın benim gibi bir Kürt olan Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirildiğini anlatan kaynaklara baktığımızda ise Selahaddin Eyyubi'nin de bu toprakların İsrailoğullarının olduğunu kabul edip, aynı topraklarda barış içinde yaşanabileceğini ima eden tutum ve davranışlarda bulunduğunu ve Yahudiler ile Müslümanların birlikte yaşayabileceğini anlatmaya çalıştığını anlıyordum. Gelelim iki yıl önce İstanbul Beykoz Tepesi'nde bulunan devasa mezarını ziyaret edip, dini bilgim çok olmamasına karşın ele aldığım ve kendimce değerlendirme yaptığım H.Z. Yuşa ile ilgili yazıma, ele aldığım, H.Z. Yuşa Tepesi, yazıma diyecektim ki bugünkü yazıma başlık olan konuya, Ardahan'dan çıkıp Mekke'de mağaza açan Ermeni'ye bakayım dedim. Ve dönüp birçok kez hacca gittiğini bildiğim Ahmet Hoca'ya bu meseleyi de sordum. Evet doğrudur. Ardahan'dan göç etmek zorunda kalan ya da zorunda bırakılan Ermenilerin Mekke dahil dünyanın birçok yerine yayıldığı gibi Yahudilerin de aynı durum ve şartlar dolayısıyla bugün yeniden toparlanmaya çalıştıkları topraklardan çıkarıldıkları, itildikleri gerçektir diyordu. Tam da burada okyanusları yarıp zaten oldukları Akdeniz'e gelen silah dolu gemilere, Amerika nere, İsrail nere, Akdeniz nere? Sorusunu soranların Kızıldeniz'i ikiye bölen HZ, Musa ve ona özenen ama peygamber olmadığı söylenen Yuşa'nın ayırdığı dediği Ürdün nehrine bakmak gerekir. Dicle ve Fırat nehrini unutmadan. Ha bu arada Yuşa için ele aldığım yazıyı merak edenler için aşağıdaki yazımı hediye edeyim. H.Z. Yuşa Tepesi. Tüm İslam dünyasının yeniden merhaba dediği mübarek Ramazan ayı içinde bulunduğumuz şu günlerde birçok kutsalın olduğu İstanbul Metropolü'nün keşmekeşinden hala inanmadığım ve abartılıp, ekonomi başta olmak üzere, sosyal yaşamı bitiren pandemi yasaklarının sözde önlemlerinin getirdiği yasakların boşalttığı yolların avantajını fırsat bilip, o keşmekeşten bir anda çıkıp, kendimi bulduğum tepede türbe ve dev bir insanın yattığı söylenen alanda, kendimi buluyorum. Günü birlik birçok tepesini ziyaretlerde bulunduğum ve yedi tepe denen dünyanın en güzel kentlerinden olan İstanbul'un o hep anılan halini, trafiği, betonu, yoğunluğu, bir depremle yerle bir olacak gece kondularını, gökdelenlerini geride bırakıp, bir anda kendimi bulduğum alanı, Hristiyan ve Yahudi dünyası içinde çok önemli bir alanda buluveriyorum. Ve bir anda kendimi tarihçi sanıp, bulunduğum yer hakkında araştırmaya giriyor, H.Z. Yuşa, yani diğer adı ve anlamı ile Yuşa, Yeşu, olan İbrani saslı, Tanrı kurtuluştur, veya, Tanrı kurtarır, anlamına gelen Yehoşu'adır, Yehoşu'a. Tevrat'a göre aslı Hoşe olan bu ismin zamanla Yeşua biçiminde kısaltıldığı ve bu ismin Arapçaya Yuşa diye geçtiğini de öğreniyorum. Yeşu ismi ilk defa, Musa önderliğinde İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışını takiben Sin çölündeki Refidim'e gelmeleri sırasında tarih sahnesine çıktığını, Refidim'de İsrailoğulları ile savaşan Amale'ye, Amalika, karşı Musa, Yeşu'yu görevlendirildiğini ve Yeşu Amale'yi yendiğinde bu tepede Heze'ye. Yuşa'nın 17 metrelik mezarının bulunduğu, bu mezarın olduğu Camili Bahçedeki akmayan çeşmelerinde elimi, yüzümü yıkayamasam da kutsal denen alanda birçok şey öğreniyor ve benim gibi buraya neden geldiklerinden bir haber olanlarla birlikte mezar denen kabrin üzerindeki güllerden ikisini kopararak, sanki suç işler gibi gizlice kalbimin üzerindeki cebime koyup, dua edip çıkıyorum yeşillikler içinde sığındığım kız kuleli sarışın limandan ayrılan ve kanal kardeşinin geleceği söylenen, mavi boğazı geçip, doğalgaz bulunduğu söylenen ama bu bulunmanın da birçok şey gibi unutulduğu Karadeniz'e geçen gemileri izlerken, 195 metre, rakımlı boğaza hakim, 3. Köprünün tepesinde Yuşa Tepesi tarihin eski devirlerinden beri çeşitli inançlarda kutsal kabul edilmiş ve burada şu an çoğu ortada olmayan, olanlarında ise birçok yerdeki tarihi eserler gibi yıkık, dökük olduğunu üzülerek görürken, Yuşa Tepesi'ndeki mezardan ilk bahseden kişinin memleketim Ardahan'a Meşe Ardahan adını veren Evliya Çelebi olduğunu öğreniyorum. Benim gibi çok gezdiğini bir kez daha anladığım Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Yuşa Tepesi'ni ve Yuşa, Nebi'yi ziyaret ettiğinden söz ederek bu tepede Yuşa'nın mezarının, bir tekkenin ve, fukara, sının bulunduğunu ama Yuşa Tepesindeki mezarın Yuşa peygambere aidiyeti inancı yaygın olmakla birlikte Hz Musa'nın yardımcısı olan Yeşu'nun Beykoza gelmediğini gerçek mezarının Nablus veya Halep yakınlarında bulunduğunu Yuşa Tepesindeki kabrin ise Evliya'dan veya havarilerden birine ait olabileceğini kaydettiğini de öğreniyorum. Arapça bilmedikleri halde gittikleri camilerde imam ne derse amin diyen neye kime dua ettiklerini çok da bilmeyen ama Konya Akşehir'de gittiğim Nasrettin Hoca'nın mezarından bile medet umup umut bağlayan ve oradan çıkıp Saros, pardon Yoros Kalesi'nin bulunduğu tepeye çıkıp selfie çekme yarışı içindeki birçok insanı izlerken Kanrevan içinde olan toprakların Filistinlilerin toprağı olmadığını ve İsrailoğullarının asıl topraklarının olduğunu bir kez daha teyit ederken İslam dünyasının kıblesi olarak ilan ettiği Mescid-i Aksa'nın benim gibi bir Kürt olan Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirildiğini anlatan kaynaklara baktığımızda ise Selahaddin Eyyubi'nin de bu toprakların İsrailoğullarının olduğunu kabul edip, aynı topraklarda barış içinde yaşanabileceğini ima eden tutum ve davranışlarda bulunduğunu ve Yahudiler ile Müslümanların birlikte yaşayabileceğini anlatmaya çalıştığını anlıyordum. Gelelim iki yıl önce İstanbul Beykoz Tepesi'nde bulunan devasa mezarını ziyaret edip, dini bilgim çok olmamasına karşın ele aldığım ve kendimce değerlendirme yaptığım H.Z. Yuşa ile ilgili yazıma, ele aldığım, H.Z. Yuşa Tepesi, yazıma diyecektim ki bugünkü yazıma başlık olan konuya, Ardahan'dan çıkıp Mekke'de mağaza açan Ermeni'ye bakayım dedim. Ve dönüp birçok kez hacca gittiğini bildiğim Ahmet Hoca'ya bu meseleyi de sordum. Evet doğrudur. Ardahan'dan göç etmek zorunda kalan ya da zorunda bırakılan Ermenilerin Mekke dahil dünyanın birçok yerine yayıldığı gibi Yahudilerin de aynı durum ve şartlar dolayısıyla bugün yeniden toparlanmaya çalıştıkları topraklardan çıkarıldıkları, itildikleri gerçektir diyordu. Tam da burada okyanusları yarıp zaten oldukları Akdeniz'e gelen silah dolu gemileri, Amerika nere, İsrail nere, Akdeniz nere? Sorusunu soranların Kızıldeniz'i ikiye bölen HZ, Musa ve ona özenen ama peygamber olmadığı söylenen Yuşa'nın ayırdığı dediği Ürdün nehrine bakmak gerekir. Dicle ve Fırat nehrini unutmadan. Ha bu arada Yuşa için ele aldığım yazıyı merak edenler için aşağıdaki yazımı hediye edeyim.